Merhabalar şef Melahat'ın yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir ana yemek tarifim var. Hem çok kolay hem çok lezzetli, muhteşem bir tarif. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet olsun diyorum ve tarifim yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle patateslerimi tertemiz soydum, yıkadım ve şöyle gördüğünüz gibi küp küp doğrayıp tepsimin içerisine atıyorum. Hiç başka kap kirletmenize gerek yok. Direkt bütün malzemeyi tepsinin içerisine atıp karıştırıp fırına gönderiyoruz. En pratik böyle acele ettiğiniz, geç kaldığınız zaman bu tarifi deneyebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar bu tarifi eğer dilerseniz tavuk etiyle, kuşbaşı etle veya içerisine minik köftecikler koyup hazırlayabilirsiniz. Ben bugün kuzu kaburga ile hazırladım arkadaşlar. Elimde şöyle bir parça kuzu kaburgam vardı ve bu yemeği yaptım, hazırladım. Gerçekten muhteşem oldu. Bütün patateslerimi bu şekilde küp küp doğrayıp tepsimin içerisine alıyorum. Ben malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaşacağım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. 2 tane orta boy büyüklükte kuru soğanımı da şöyle iri iri olacak şekilde doğradım. ve 4 tane köy biberim var. Onları da yine aynı şekilde iri iri doğrayıp hazırlıyorum. Bir baş sarımsağı tertemiz soydum, ayıkladım. Bütün malzemelerimi hazırladım arkadaşlar. Ve sırasıyla şimdi Malzemenin hepsini içerisine alıyorum Öncelikle patateslerimi ilave ettim doğradım biberlerimi ekledim Kuru soğanlarımı ekliyorum Ve bir baş sarımsağı ekledim sarımsağı bu tarz yemeklerde gerçekten çok seviyorum Ve dediğim gibi Siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz şöyle kaburga etim vardı Dolabından çıkardım Ve şu şekilde doğrayıp hazırlıyorum Kuzu eti olduğu için hemen çabucak pişiyor zaten arkadaşlar hani bir ön pişirme veya herhangi bir şey yapmanıza Kesinlikle gerek yok bu şekilde doğrayıp Fırına verdiğiniz zaman patates pişinceye kadar etinizde lokum gibi pişiyor şöyle görüyorsunuz bu şekilde Kasabım hazırlamıştı ama ben yine de böyle ayırdım Diğer parçamı da aynı şekilde doğruyorum İçerisine eklediğiniz sebzesini de dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela üzerine bezelye ilave edebilirsiniz. Patlıcan, kabak, elinizde hangi sebze varsa taze fasulye olabilir. İçeri tamamen size kalmış. Açın dolabınızı ne varsa sebzelerden doğrayıp tepsinizin içerisine alın. Şöyle protein olarak da herhangi bir eti kullanın. Tamamdır. Şöyle büyük oldu diye şu uç kısımlarını tekrar kesip hazırlıyorum etlerimi. Evet sebzelerimi doğradım etimi doğradım şimdi baharatlarını ilave ediyorum bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı kırmızı toz biber bir tatlı kaşığı tuz tuzu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz ve üzerine bir yemek kaşığı kekik ilave ediyorum. Kekiği bu tarz yemeklere gerçekten çok yakıştırıyorum. Ve üzerine doğradığım kaburga etimi ilave ediyorum. Daha sonra ben yazın hazırlayıp derin dondurucuya attığım domates pürem vardı. Daha tam çözülmemiş ama şöyle hemen bıçakla üzerinden geçip onu da üzerine ilave ediyorum. Bu püreyi kullandığınız zaman salça kullanmanıza gerek yok. Bir yemek kaşığı da pul biberini ilave ettikten sonra bir çay bardağı sıvı yağını ilave ediyorum. Kuzu kaburgam yağlı olduğu için tereyağı eklemedim. Sadece sıvı yağ ve kuzu kaburgası kullandım ve şöyle elimle bütün malzemeyi iyice harmanlıyorum. Özellikle domatesi tam mevsimdeyken konserve yapıp veya dolaba attığınız zaman bu tarz yemeklere gerçekten çok yakışıyor. Elinizin altında hemen hazır, pratik bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bütün malzememi bu şekilde karıştırdım. Bütün malzemeye tadını lezzetini verdi. Daha sonra etimi şöyle içerisinden seçerek en üstte diziyorum. Yağlı kısmının üst tarafa gelecek şekilde diziyorum arkadaşlar. Çünkü et alta kaldığı zaman o üzerinin yağı erimeyecektir. Böyle ters çevirdiğiniz zaman fırının ısısıyla o üzerinin yağı eriyecektir. Böyle iyice çıtır çıtır nefis bir et olacaktır. Daha sonra yanmasın diye tekrar iki tane domatesimi de doğradım. En üstüne böyle dizdim. Eti sebzelerle karıştırdım ki baharatlarla tadını lezzetini alsın. Daha sonra böyle ters çevirdim. Domateslerimi dizdim. Ve fırına göndermeye hazırlıyorum. Üzerine önce bir yağlı kağıdımı kapattım ki alüminyum folyo yemeğimize değmesin. O zararlı maddesini yemeğimize geçirmesin diye. Daha sonra üzerine folyosunu kapattım. Eğer imkanınız varsa taş fırınlara da gönderip pişirebilirsiniz. Tam bir fırın yemeği gerçekten mükemmel bir şekilde pişecektir. Ama öyle bir imkanınız yoksa da benim gibi hemen evdeki fırınınıza atıp pişirebilirsiniz. Üzerine iki tane de delik açtım hava alması için. Daha sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 1 saat kadar pişirdim arkadaşlar. Görüyorsunuz muhteşem oldu. Mis gibi kokusu bütün mutfağa sardı. Ve yanında da ben şöyle Arpa şehriyeli bulgur pilavı hazırladım. Siz dilediğiniz pilav çeşitlerini hazırlayabilirsiniz. Şehriye pilavı olabilir, pirinç pilavı olabilir. Hatta makarnayla da servis edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bol tereyağlı bulgur pilavından bir tabağın içerisine pilavımı önce alıyorum. Bu tabağı önce yasinimi hazırlıyorum. Ve yanına hazırladığımız yemeğimizden ilave ediyorum. Bol patatesi, sebzesiyle ve etiyle birlikte lokum gibi pişmiş Yemeğimiz hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kaburga etinden de üzerine bıraktık. Görüyorsunuz kemiğinden kendiliğinden ayrılan etleri düşen Nefis bir tarif oldu. Yemeğimiz hazır. Yeni tariflerimde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.